Herkese şu güzel güneşten merhaba. Bugün muhteşem iki video çekmiştim. Bu üstüne bal kaymak oldu ya. Bal kaymak oldu ya. Artık bu mekanı tanıyorsunuz. Kuaförüm hemen ileride Cengiz abi. O da bir martı besliyor. Köpekler besliyordu. Maalesef köpekler sırayla öldüler. Yaşlılardı, yaşlanmışlardı. Tam bir hayvan dostu. Neyse burası neresi? Burada devamlı minderler var. Ve ben her çektiğimde farklı minderler var. Bu kedilerle bizzat itinayla ilgilenen insanlar var. Şu son halde muhteşem. Hatta burada kaşıma tahtası vardı, hatırlıyor musunuz? Kırmızı bir kaşıma tahtası ama 3-5 gün sonra kaybolmuştu. Sanıyorum birileri bozuyor, birileri yapıyor ya da bu minderler ıslandığı için kişiler bunları değiştiriyorlar ve bu minderlerin kaynağı da anladığım kadarıyla burada ikinci elciler var. Bakın buradaki kamyonlar falan hep ikinci elcilerin kamyonları, kamyonetleri. Bakın Osmanlı Spot vesaire yazıyor. Bu tarafta da var ikinci elciler. Onlardan alınıyor, onlar koyuyor. Aslında bu kedilerin tam olarak kimlerle ilgilendiğini benim konuşmam lazım ya. Ya o insanların ellerini öpmek istiyorum ya. Bakar mısınız şuraya ya? Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Tamam, ben kedilerle ilgilenen ikinci elciler ve bir hanımefendi vardı. Orta yaşlı bir beyefendi vardı. Asıl ilgilenen kişileri bulacağım. Müsaade isteyeceğim. Bir dahaki videoda onlarla da röportaj yapmak istiyorum. Şunların kilosuna baksanıza. Normal sokak kedilerinin iki katı olmuşlar artık. Çünkü yedikleri önlerinde, yemedikleri altlarında. Evin güzelliğine bakın ya. Biz çocukken oynardık böyle. Evcilik oynardık. İşlerine girerdik. Aynen öyle bir yuva yapmışlar ya. Helal olsun size. Ellerinizi öpüyorum. Önünüze saygıyla eğiliyorum. Ben de üzerime düşeni yapıyorum. Şu yerdeki çöp olmuş. Kabı çöpe atıyorum. Evet. Bakın su ışıl ışıl tertemiz. Yani siz bile içebilirsiniz. Ben bile içebilirim. Burada yine mama ve kaliteli mama. Rengarenk. Ya en ucuzunu alıp geçiştirmiyorlar. Nasılsınız kedişler? Elimizdeki çöpü atalım hem de sohbet edelim. Burada devamlı sular olurdu. Bakın buraya da bir yuva koyulmuş yine. Bu yuva da yoktu. Burada sular olurdu. Suları oraya almışlar. Suya çok ihtiyaç yok çünkü sular da donuyor kardan buzdan. Yine iki tane pırıl pırıl suyumuz var. Çöpümüzü atıverelim buraya. Ufacık bir katkımız olsun. Ufacık bir katkımda bu videonun izlenmesi, insanlara örnek olması. Kedişler, sizi sevebilir miyim? Pas verecek misiniz bana? Siz kardeş misiniz? Niye gözün akmış senin öyle yavrum? Ha? İkincisinin de gözü akmış. Soğuktan, havadan galiba. Hadi gelin biraz sevişelim. Evet, evet. Bakın, bakın bu bana çok pas verdi. Geldi bana yapıştı. Üzerimde tam taze taze, bir saat içinde sevilmiş, uzun uzun sevilmiş iki kedi kokusu var. O yüzden şu an bana ilgileri daha fazla olacaktır bu arkadaşların. Taze sıkılmış kedi kokusu. Taze sıkılmış kedi kokusu. Oo, çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. En çok kulaklardan hoşlanır bu arkadaşlar. Kulaklar, kulaklar, kulaklar. Kediş, 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 kediş. Sen gelmeyecek misin sen? Pıs, 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 pıs. Bir pas vermiyor. Gözleri neden böyle olmuş? Fikri olan var mı? Ben soğuktan diye düşünüyorum ama her yer soğuk. Diğer kedileri niye böyle değil? İkisinin de gözünde bir problem var. İkisinin de gözü akıyor. Birbirlerinden bulaşmış olabilir. Kediş. Kediş. Kedi. Mır mır mır. Kedi. Mır mır mır. Ne oldu? Niye pata atıyorsun o gün sen? Kılları da dökülmüyor bunun pek. Göbeğe bakın. Şu göbeğe bakın. Şuraya bakın. Maşallah. 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 Sen de biraz pas ver yahu. Hiçbir keyfin yok senin. Tamam öyle olsun. Bunlar da ağırlık olsun diye konulmuş. Tahtalar olsa gerek. Evet. Vay ağırlar. Muhteşem bir yuva. O zaman yeni bir sevgi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayvan sevgisini keşfetmediyseniz acele edin. Acele edin, acele edin. Kedişler görüşürüz. Ben gidiyorum bu ikinci elcilerle görüşmeye. Spotçularla. Tekrar merhaba. Aradan 5 dakika geçti. Bakın bir tane karga pusuya yatıyor. Bakın bakın üstte şöyle ne yapayım? Yakın kamerayı çevireyim. Kamerayı değiştireyim. Evet. Biraz da zoom yapayım.
Gördüğünüz gibi karga çalıyor. Hırsız karga. Hırsız demeyelim ya, kendi payını düşeni alıyor. Kendi rızkını aldı. Ve ne yaptı, bu tarafa geldi, uzaklaştı. Enteresan, niye o kadar uzaklaştı bu karga? Beğenmedi mi kargacığım? Karga mamayı beğenmedi. Karga. Şimdi gelelim şu konuya. Burada bir beyefendiyle görüştüm. Burada ikinci elciler yapmıyormuş bu işi. Binadan insanlar varmış ilgilenen. Onlar ikinci elcilerin attığı bu minderleri vesaireleri alıp değerlendiriyormuş. Beyefendi dedi ki biz atıyoruz öyle dedi. İkinci elci bir beyefendi. Spotçu. Biz atıyoruz dedi bu tarafa dedi. Şu boş alana. Oradan alıyorlar dedi. Böyle değerlendiriyorlar dedi. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Harika insanlar var ya. Ve şu an balkondan birisi bakıyor. Büyük ihtimalle o ilgileniyor. Belki de ya da. Bu muhteşem bir sahne. Bu iki videoyu birleştireceğim. Keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.